Evet, sözümüzü tuttuk ve 2 dakika sonra tekrar merhaba diyoruz size. Şimdi Mehmet Hocam, sizi çok beklettik. Sayın Mehmet Yuva da bizimle birlikte. Zannediyorum şu ana kadar kimin ne yapmak istediği, kimin hedefinin ne olduğu ve kimin ne olmasını istemediği noktasında bir genel puzzle'ı ortaya koyabildik konuklarımızın katkısıyla. Böyle bakıldığında işte İsrail'in güneye gidin çağrısı Filistinlilere ve buradaki hedefini, Filistinlerin büyük bir ihtimalle bu çağrıya ne ölçüde cevap verip vermeyeceğini, veremeyebileceğini, Hamas'ın da buna izin vermediği ifade ediliyor bir taraftan, çünkü bölgeyi terk etmelerine. Bunun da gerçekleşmemesi durumunda bu hedefini ne ölçüde gerçekleştirilebilir buluyorsunuz İsrail'in burada ki hedefini ve bir sonraki durağın Batı Şeria olacağı değerlendirmesine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Filistin kaynaklarına binaen zaten Gazze'nin kuzeyinden bu saat itibariyle 600 bine yakın Filistinlinin güneye taşındığını, güneye göç ettiğini biliyoruz. Yani 2,5 milyon insanın 600 bini büyük bir sayı. Bunlar özellikle Gazze'nin orta ve güney kesimlerine doğru yol aldılar. Ancak halen nüfusun önemli bir kesimi Gazze'nin kuzeyinde de yaşamaktadır. Belki de bir kara harekatı söz konusu olacaksa o bölgede, özellikle Gazze'nin kuzeyinde bu kadar sivilin mevcut olması Hamas için de askeri strateji açısından yani doğru bir uygulama olmaz. Zira sivil kayıpların bir kara harekatı esnasında yoğun nüfusun olduğu bir bölgede gerçekleşmesi sivil kayıpların da yükselmesini beraberinde getirecektir. Öyle mi diyorsunuz? İşte Hamas için gerçekten sivillerin bölgeyi terk etmemesi ya da sivil kayıplar tercih etmeyeceği bir durum mudur? Çünkü bir şekilde kendisine yönelik şiddetli bir operasyonun önünde duran tek şey siviller gibi duruyor. Şimdi birinci bölümde bunu ifade etmiştim. Yani Hamas'ın şüphesiz dünya kamuoyu nazarında kabul görmesi ve en azından dünya kamuoyunun sempatisini kazanabilmesi için İsrail'in bu vahşetine ve sivillere yönelik katliamlarına ihtiyacı var. Şüphesiz bunu göz ardı edemeyiz. Zira ne kadar fazla sivil kayıp olursa Filistin davasının uluslararası kamuoyundaki tartışması ve görüşülmesi bu kadar önem kazanacaktır. Ancak bir kara harekatı esnasında, bu da senaryonun ikinci boyutuyla ilgili bir açıklamamdı. İsrail'in bir kara harekatına girişmesi şüphesiz orada mevcut olan Hamas askeri kuvvetlerinin artık direkt birebir göğüsten çarpışmaya girişeceği bir sahaya dönüşecektir. Böyle bir sahada sivillerin olması Hamas için de bir handikap oluşturur. Bu anlamda ben özellikle o bölgeden bir kara harekatı olması halinde sivillerin başka bölgelere taşınması Hamas'ın da elini rahatlatır. Şüphesiz Sayın Karataş özellikle şehir savaşlarında sivillerin savaşan taraflar için ne kadar önemli ve önemsiz olduğunu askeri olarak daha iyi izah edecektir. Şimdi benim bu tartışmayı, zira hem birinci bölümde Sayın Stüdyo'daki konuklarımız, hem veda eden Sayın konuğumuz, hem Sayın Beyazıt Karataş'ın çok önemli değerlendirmeleri çok tatmin edici oldu ve böyle değerlendiriyorum. Bu sebeple çözüm bazında neler yapılabilir, İsrail'i neler durdurur, kimler ve nasıl durdurabiliriz konusuyla ilgili hem benim hem de sayın konukların kamuoyuna yönelik bir açıklaması olmalı. Benim açımdan çok zor görünse de bu savaşı durduracak en önemli çözüm ve çıkış yolu Türkiye ile Suriye'nin birlikte hareket etmesidir. Bu ne kadar mümkün olur? Türkiye bu koşullarda Suriye Devleti ile bu konuda anlaşabilir mi? Bu konuda bir adım atar mı? Bu konuda Suriye ile birlikte hareket eder mi? Mevcut hükümetten bunu şu an itibariyle beklemek
biraz iyimserlik olur. Suriye'den Ancak bekler misiniz? Diyelim ki Türkiye tamam dedi. Suriye'den bekler misiniz peki? Şimdi Suriye tarafı Türkiye'nin bu yönde atacağı bir olumlu adıma, olumlu yaklaşacağı yönünde bir kanaate sahibi. Zira zaten Türkiye-Suriye münasebetleri Dışişleri, Savunma ve İstihbarat Başkanları görüşmesinden sonra esas itibariyle bu ilişkinin devam etmesini engelleyen en önemli husus Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığıyla ilgiliydi. Suriye tarafı Türkiye'den Türk Silahlı Kuvvetleri bilindiğinin aksine Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çekmezsen seninle barışmam pozisyonunda değildi. Suriye tarafının Türkiye'den istediği garantörleri, özellikle Rusya ve İran'ın garantör olması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesi yönünde bir takvimi belirlemesidir. Ve bunu açıkça ifade etmesidir. Yani şu koşullar yerine getirildiği takdirde ve şu görevler bittikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de olmayacaktır ifadesini Suriye tarafı duymak istiyor. Bu gelmeyince özellikle ÖSÖ'yle ve diğer Suriye sahasında TSK ile birlikte hareket eden bu silahlı yapılarla ilgili olarak bunlar ne olacak ve bunlar tasfiye mi edilecek, Türkiye tarafından başka şekilde mi kullanılacak veya Suriye tarafı bu sorumluluğu üstlenerek bu örgütle bu sorunu çözecek, sorunu çözülmüş değil. Şimdi neden ben Türkiye-Suriye münasebetlerinin Filistin meselesine de bölgesel meseleye de Amerika'nın bölgedeki askeri projelerine, varlığına yönelik neden önemli bir alternatif ve önemli bir caydırıcılık görevi yerine getirir? Bunu tartışmanın önemli olduğunu görüyorum. Zira biraz önce ifade ettik, doğru bir ifadeydi. İran bölgedeki kendisiyle birlikte hareket eden, onun adına bu vekalet savaşlarını yürüten, hem Suriye'de hem Filistin'de danışma içinde olan, ister Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'daki kuvvetleri sonuna kadar kullanacaktır. Ve bir önemli kırılma yaşanmadığı takdirde İran'la ve İsrail arasında zaten göğüs göğüsü ve Amerika'da İran arasında böyle bir sıcak savaşı şu an itibariyle beklemiyorum. Rusya'nın da Suriye sahasında şu an için yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yani bir düşünün, Türkiye'ye S-400'leri verebilen Rusya, İran'la bu kadar önemli hem savunma hem saldırı silahlarının olması nazara dikkate alındığında halen Suriye'nin havalimanlarının, deniz limanlarının bu kadar rahat İsrail tarafından vurulabilmesi de kafamda birçok soru işaretini beraberinde getirmektedir. Yani bu saha büyük devletlerin rekabet ve çatışma sahası, bunun yanında da esas itibariyle yana Suriye-Filistin halkları ve Suriye devleti olmaktadır. Bu sebeple Türkiye şu tehlikeyi ve tehdidi görmek zorunda. Yani mevcut hükümet uluslararası dengeleri oynayarak devletlerin arasındaki rekabeti kendi çıkarına nasıl kullanabilirim pozisyonunda, biraz önce ifade ettiğim NATO'nun, Amerika'nın ve İsrail'in Türkiye'yi seçime zorlayan pozisyonunda bir karar vermek zorunda. Bunu her daim söylüyorduk ve söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Sultan Abdülhamit döneminde olduğu gibi büyük devletlerin kapışması ve rekabetinde kendi pozisyonumu ve saltanatımı nasıl koruyabilir ve sürdürebilirim noktasında bir seçim yapmaya muhakkak varacaktır, varmak zorundadır. Bu seçimini de kimden yana kullanacağı hususuyla ilgili kafalarda hala bir, ne diyelim, netlik mevcut değil. Zira bu hükümetin uluslararası politikalarında o kadar çok büyük kopmalar ve kaypak tutumlar var ki mevcut hükümetin bir gün sonra ne yapacağı, bugün birlikte olduğu, yarın düşman olarak telakki edildiği bir pozisyonda artık net ve şeffaf olarak Türkiye'nin yerine nerede olması gerektiğini gösterebilecek kabiliyete ve iradeye sahip mi? Bu konuda da şüphelerim var. Ancak Türkiye'ye yönelik eğer bu bir zorlama olur ve Türkiye'nin bu ara buluşu rolü kabul edilmez ve Türkiye böyle bir seçime zorlanır ise Türkiye'nin yapması gereken buna cevaben Suriye ile muhakkak ki bu ilişkisini düzeltmesidir. Bunun dışında bölgeye ve Türkiye'ye yara sağlayacak başka alternatifleri
şu an itibariyle görmüyor. Peki, Beyazıt Bey, şu an mevcut durumda ülkelerin aldığı pozisyonlar göz önünde bulundurulduğunda, işte İsrail'in bölgede neye hazırlandığını konuştuk. Az önce Çağlar Bey hatırlattı, yine bir Amerikan askeri üssüne yapılmış saldırıyı, ülkelerin birbirlerine gönderdikleri sıcak mesajlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aslında gayet sert bir biçimde kendisinin nerede durduğunun da altını çizmiş oldu, belirlemiş oldu. Böyle bakıldığında bugün buradan Suriye, Türkiye ya da başka ülkeler açısından çözüm üretebilme potansiyelini, böyle bir ortamı görüyor musunuz? Bugün o gün mü? Konuşabilir miyiz çözümü? Üretilebilir mi? Zaten şimdi Türkiye ne kadar Suriye ile olan ilişkileri bozmaya çalışsa da, zaman zaman İran'da ipler de gerilse, Türkiye'de ne kadar çok Rusya düşmanı da olsa, hayat şartları sizi şeye zorluyor, komşularınızla iyi ilişkiye zorluyor. Bakın, şimdi şöyle bir profil çizeceğim, bir fotoğraf çıkartmaya çalışacağım. İsrail'in burada Filistinlere karşı yürütmüş olduğu soykırım suçu, haritadan silme suçu, PKK'yı çok yakından ilgilendiriyor ve çok seviniyor. Çünkü Afganistan'da olduğu gibi PKK, Suriye'de ve Irak'ta da Amerika tarafından bir gün bırakılma hissiyle ayakları böyle bir ileri iki geri hareket ediyordu. Şimdi çok mutlular. Neden? Bölgeye uçak gemileri geliyor. Zaten bölgede askerleri var. Türkiye'ye karşı böyle bir hasmane tutum var. İşte Türkiye yanlısı senatörler mektup yazarak Blinken'a şunları yapmanız falan diyor. Yani Türkiye adım atmak zorunda. Bir şekilde Türkiye sıcak çatışmanın içine girmese bile zaten bölgede terörle mücadele konusunda vermiş olduğu, yapmış olduğu harekatın bir bölümünü bir müddet sonra sınırlarında görecek. Şimdi radikal hükümetlerden bahsediyoruz İsrail'de. Eski ahide göre işte kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklardan bahsediyorlar ve ona göre hareket etmeye çalışıyorlar. Ağlama duvarında veya ağlama duvarının yanındaki bölüme gidin. Radikal yani İsrail vatandaşlarının hemen hemen hepsi, hatta bir müddet Hamas'ın yapmış olduğu saldırı sırasında yerleşim merkezlerinde olup da boşaltılan yerleşim merkezlerinden kaçıp tekrar yaşadıkları, çifte vatandaşlık yaptığı olduğu ülkeye giden vatandaşları izleyin. Gittikçe radikalleşen, o seküler pozisyondan uzaklaşan bir İsrail görüyorsunuz. Bunun sonucu olarak da PKK'yı da destekleyen bir İsrail hükümeti var. Yani Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde yapmış olduğu faaliyetleri İsrail canı gönülden destekliyor. Amerika'nın kara ordusunu destekleyen İsrail var. Şimdi burada zaten amansız bir güçle Filistinlilerin yok edilmesi, asimile edilmesi, bölge ülkelerinin baskı altına alınmasının sonucunda terör devletinin kurulmasına olanak sağlama şartında Türkiye'nin yapacağı tek şey başta Suriye olmak üzere komşularıyla farklı bir ilişki içerisine girmek zorunda. Biraz önce Sayın Yuva söyledi, Suriye'de her zaman Türkiye'nin atacağı bir adıma karşılık mevcut hükümetin sıcak yaklaşacağını biliyoruz. Nereden biliyoruz derseniz, Sayın Yuva ile beraber en az iki kere ben kendim Suriye'ye gittim zaten, oradan biliyorum. Şam'a gittik zaten beraber bazı görüşmelerde bulunmak üzere. Hatta Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonraki ilişkilerde önce Şam sonra Moskova'ya giderek Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de katkı sağlamaya çalıştık. Yani komşularla ilişkilere önem verdiğimi söylüyorum ve bunun da sonuçlarının alınacağını söylüyorum. Bakın göreceksiniz, siz bir açılın, karşı taraf iki açılım gösterecektir. Gerçi başlangıçtaki bizim gittiğimiz, benim daha doğrusu gittiğim yıldan bugüne kadar köprünün altından çok sular geçti ama hala komşuların birbirlerine ihtiyaçları olduğunda bir kere daha belirtmek istiyorum. Yani şuradan buna geleceğim. Ne işimiz var burada, ne yapıyoruz, ediyoruz falan değil. Hayır, bu coğrafyada Türkiye'yi her şey çok yakından ilgilendiriyor. Başlangıçta Türkiye hani böyle itidarlı yaklaşıyordu falan derken bana sordular. Aynı soruya şöyle dedim, evet itidarlı yaklaşıyor ama bir müddet sonra Türkiye'deki yönetim sertleşmek zorunda kalacak. Hı-hı. Çünkü başlangıçtan itibaren uygulamış olduğu politikayı dikkate aldığında işte 15. günde, 16. günde bir şekilde dışlanmışlık hissettiği için, kendisine herhangi bir rol biçilmediği için, tam bu arada İsveç'in NATO'ya alınmasıyla ilgili protokolün imzalanması bile hala bir mesajdı. Onun karşılığında da bir şey gelmeyince otomatik olarak söylemler sertleşmeye başladı. Peki. Tarafını seçmiş gibi olmaya başladı. Ben hemen şunu söyleyeceğim. Hemen bitiriyorum cümlemi. Komşularla ilişkiler birinci öncelikli olarak ele alınmalı.
öyle veya böyle alınmalı. Kimse şöyle dedi, bunu dedi falan demiyor. O geçmişte kaldı. Geleceğe bakmak açısından önemli olduğunu değerlendiriyorum. Peki, keşke hani böyle bakmak bu meselenin çözümüne katkı sağlayabilecek olsa aynı zamanda. Şimdi son 3 dakika ben şunu önemsedim. Sayın Yuva dedi ki bizim bir çözüme dair de bir şey söyleme sorumluluğumuz var. Dolayısıyla aslında son sözler olarak gerçekten bugün çözüm üretebilmek için uygun ortam var mı? Ne yapılabilir? Bu konudaki cümlelerinizle noktalayalım programı. Ben o kadar iyimser değilim. Çünkü fotoğrafa baktığımızda güçsüz bir Mısır, güçsüz bir Ürdün. İşte aslında seçim sonrasındaki hükümetini sadece Körfez'de ve Batı'yla değil, aynı zamanda İsrail'de de normalleşme üzerine kurgulamış bir Türkiye. İbrahim Anlaşması'ndan ve normalleşme sürecinin akamete uğramasından oldukça rahatsız bir Suudi Arabistan varken bölge ülkelerinin bu soruna bir çözüm getirebileceğini, kolektif aktı devreye sokarak akan kanı durdurabileceğini zannetmiyorum. Belki hani bu ülkelerin sokakları belki biraz hareketlenirse ve yönetimlerine bir baskı unsuru haline gelirse, kamuoyu toplum baskısı devreye girerse, kamuoyu, Arap kamuoyu, belki o zaman bir harekete geçme durumu hasıl olabilecek. Ancak şu aşamada devletlerin İran'ın da dahil herhangi bir çözümde rol alabileceğine ihtimal vermiyorum maalesef. Evet, Batı kamuoyundansa böyle bir şey çok beklemiyoruz galiba tüm gösterilere rağmen. Örneğin bir araştırma var, Ipsos araştırması. Amerikan halkının %53'ü İsrail'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Yine yapılan bir başka araştırmada hatta işte askeri maddi desteğin de verilmesi gereği ne dair görüş bildirmiş. %52'si Amerikan halkının Orta Doğu'da bu kadar hani para kaybetmişken, can kaybetmişken, aslında böyle travma yaşamışken yine de Amerikan halkının %58'i destek veriyor mevcut Amerikan politikasına. Ve bunu Filistinlileri, Gazze'lileri insan dışılaştırarak yaptılar. Hani ilk gün bir İsrail yetkili ne dedi? Bunlar hayvanımsı insanlar dedi. Dün New York'ta bir reklam vermiş İsrail. İnsan olun, insanlığın yanında durun. Yani siz karşınızdaki, tırnak içinde söylüyorum, evet, düşmanı insan sıfatından çıkartırsanız artık onun camisini de, okulunu da, hastanesini, evet, de bombalayıp, evet, orayı etnik temizliğe tabi tutabiliyorsunuz ve bu ahlaken çok gayrimeşru görünmüyor kamuoylarının gözüne. Bu da Batı değerlerinin son yıllarda nasıl pul pul döküldüğünü aslında gösteriyor. Evet, sizden de son cümlelerinizi alayım. Yani umut etmek için ne yazık ki çok erken fazla sebebimiz şu an için yok. Yani çünkü şöyle bir yere gidiyor dünya. Esas risk biraz burada. Hızlı bir biçimde Batı dünyasında güçlü bir sağcılaşma, yeniden o neonazizmin yükseltildiği bir döneme gidiyoruz. Bunun hani köşe taşı olarak belki 2014'ü söyleyebiliriz. Yani 2014'te Ukrayna'da o gerçekleşen darbenin ardından ultra milliyetçi bir Ukrayna yaratıldı ve bunun tüm finansmanı, tüm varlığı, tüm ideolojik altyapısı Avrupa Birliği ve ABD tarafından inşa edildi. Özellikle İngiltere, ABD aksında inşa edildi. Bunun ardından biz şöyle şeyler görmeye başladık. Yani Rusya ile derdiniz varsa Rusya ile çözün, ama yani Rus bestecilerin, Dostoyevski'nin romanlarının yasaklandığının bir dünya, bir Avrupa dünyası yarattılar. Borel çıktı, Avrupa Birliği'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdi de burası, aslında Filistinli sanatçılara benzer bir takım. Tabii işte oraya doğru geliyorum. Yani burası medeni dünyadır, Avrupa'nın dışı vahşi bir ormandır diyerek o ikinci sınıf insan kategorisini siyaset literatürüne yeniden, yani bir asır sonra o Hitler döneminden sonra çıktı, getirdi, tekrar koydu. Buna güçlü bir itiraz olmadı. Avrupa'da ciddi bir Avrupa beyaz ırk dışındaki insanlara düşmanlık yüceltildi. Doğu dünyasında bu din ekseni üzerine oturtularak yapıldı. Yani dinler ve milliyetler üzerinden dünya yeni bir cehenneme doğru adım adım sürükleniyor. Biz işte bu göç ve kültür çatışması da galiba bu şeyi biraz besledi mi, ne dersiniz? Ya bu göç ve kültürde şöyle bir şey var. Şimdi işte hani Afrika örneğini verirsek, Afrika'da bir dizi ülkede ciddi bir ayaklanma yaşandı ve bu insanlar bağımsızlıklarını, egemenliklerini istiyorlar. Sonuçta 200-250 yıldan beri bir Batı sömürgesi pozisyonundaydılar ve buradan çıkmak istiyorlar. O Mali vesairede yaşanan, o kuzey hatta yaşanan gelişmelerde ve bu insanlara bu söylendi. Yani
siz siyahsınız, işte öteki yandan sizin Müslümansınız, bir iki yandan siz Filistinlisiniz gibi gibi. Oysa bu insanların ortak özellikleri siyah olmaları, Filistinli olmaları falan değil. Bunlar coğrafyaya göre, topluma göre bütün özellikler değişir. Mazlum olmaları ve egemenlikle yaşadıkları kavga biraz burada bu işin temeli. Ve şu an için dünyada bunun bir antitezi büyümüyor, bir antitezi gelişmiyor. Yani evet, hani Rusya, Çin eksenine vesaire insanlar genelde bakıyorlar. Bir denge unsuru olabilir belki ama bir ideolojik olarak bunun bir karşı tarafı henüz oluşmadığı için biz büyük bir cehennemin içine koştura koştura gidiyoruz. Kendi acımızda kendimizi boğuyoruz. Bu Filistin'in yaşadığı da böyle, Ukrayna'da yaşanan da böyle, Afrika'da yaşanan da böyle ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Belki kalıcı çözüm için daha çok zamana ihtiyaç var ama bunu istemek, talep etmek, beklemek ve bunun için neler yapılabileceği üzerine düşünmek kuşkusuz tüm dünyanın sorumluluğu. Şimdilik ateşkesi dile getirmek belki ilk öncelik. Henüz onda bile başarı sağlamış değil dünya ne yazık ki. Ben tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum bu akşam. Aramızda oldukları için, katkı sağladıkları için. Sayın Yuva, Sayın Karataş, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağolunuz, iyi ki katıldınız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Sağolunuz. Cihat Bey, Çağlar Bey, sağolunuz sizler de geldiğiniz için. Sizlere de çok teşekkürler. Bu akşamlık Fikrini Söyle'ye noktayı koyalım sayın seyirciler. Gün boyu konuşmuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. İnsan olduğumuz için, sadece sınırımızda olduğu için değil, sadece belki bu ülkenin %99'u ile aynı dinden oldukları için değil, insan olduğumuz için ve ne olup bittiğini kendi ülkemizin geleceği açısından da anlamak mecburiyetinde olduğumuz için teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.